Hilmi Bey, engel olamadım. Tamam, kapat. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin tarzını deniyorum. Borçlarımı satın alıyor musun? Bana yapılanı asla unutmam. Son kuruşuna kadar alacağım elinden. Altındaki koltuğu bile çekip alacağım. Aslında şartları öyle zorluyorsunuz ki. Her şey çok farklı olabilir. Nasıl böyle düşman olduk birbirimize bilmiyorum. Ama aslında yaşananları unutabiliriz. Bir torunumuz olacak yakında. Ortak geleceğimiz var bundan sonra. Akrabayız aslında. Ben oğlumu silip attım Firdevs Hanım. Torunumu hiç takmam. Sana boyun eğmeyeceğim. O zaman ödersin borcunu. Oğlumu kandırıp aldığın 1 milyonu da faiziyle. Hadi iste damadından, Adnan Bey'den iste. İste de görsün senin yüzünü. Söylediklerimin doğru olduğu dank etsin kafasına. Bir tek bana borçlu kalacaksın Firdevs Yoroğlu. Bir tek bana. Ben de ciğerini söke söke alacağım her şeyini. Sen beni oğlumdan ettin. Ben de senin canını yakacağım. Bitip tükendiğini görene kadar. Hadi güle güle. Köşeye sıkıştın. Kabul et. Bulamayacaksın o kadar parayı. Hadi git damadından iste. Hadi göreyim seni. Afiyet olsun. Geç kalmış olsanız da teşrifinizle onur duyduk. Efendim, buyurun. Affedersiniz. Nihal Hanım'ın çenesi malum. Bülent hatırlatmasa saati unutmuştuk gerçekten. Matmazel. Buyurun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler, gerisini biz hallederiz. Peki efendim. Biraz daha. Teşekkürler, yeterli. Hadi. Geliyorum İnsan. Nihal'cim. Bir an önce şu konuyu halledelim de bitsin istiyorum. Bugün koskoca bir çam devirdim, öyle böyle değil. Çaresizce gözünüze girmeye, kendimi sevdirmeye çalışırken elime yüzüme bulaştırdım resmen. Özür dilerim. Lütfen. Ben de çocuk gibi vızıldandım. Ben özür dilerim. Saçmalama. Sen az bile söyledin. Düşündüm de ben olsam çıldırırdım, deli olurdum. Kadın eve geleli 2 gün olmuş, özel eşyalarımı karıştırıyor. Odaları değiştiriyor. O oraya, bu buraya. Bana sormadan evin altını üstüne getiriyor. Bir gün eve geldim, aynen benim sana yaptığım gibi. Annem gardırobumdaki ona göre eskileri olduğu gibi vermiş. Dağıtmış yani. En sevdiğim paltom hizmetçinin kızının sırtında. Bana sormadan niye veriyorsun, değil mi? Garibanın sırtından çekip de alamazsın. Hırsımdan günlerce ağladığımı hatırladım. Hatırladım da seni üzdükten sonra hatırladım. Biraz geç oldu. Tekrar özür dilerim. Ben annenizin yerini almaya çalışmıyorum yani. Onun hatırasına asla saygısızlık etmek istemem. En çok bundan korkarım. Ama
beni sevin istiyorum, ne yapayım? En az benim sizi sevdiğim kadar. Ben sizi seviyorum. Ben de. İtiraf ediyorum. Ben de. Çok tatlısın. Her gün birbirimizi daha da iyi tanıyoruz. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Önce ne yapacağız? Önce bunu kaldıracağız. Sonra perdeyi mi kaldıracağız? Evet, kaldır bir bakayım. Saniye. Tut. Ya babacığım sen slaytları diz, biz Behlül hazırlarız bunu lütfen. Ayak altından çekil diyorsun yani. Ya öyle demedim. Balayında çektiklerimiz odada mı Bihter? Çalışma odasına koymuştum. Heh. Hadi gel biz de uzatma kablosunu alalım. Ben seninle hep iyi geçinmek istiyorum. Hı hı. Çok yakın olalım. Her şeyini bana anlatabilirsin. Mesela şu küçük kaçamağınızdan tesadüfen haberim oldu. Merak etme, babana söylemedim. Tamamen sessiz kalacağım. Ya Behlül ya dur. Sen bırak, ben takarım. Oynama Bülent. Seans başlamadı değil mi? Aa, sessiz başlar mıyız hiç? Buyurun. Bunlar tatlı, bunlar tuzlu. Hangisini severseniz. Hmm. Mis gibi koktu. Adnan hadi. Geldim geldim. Al şunu. Başlıyoruz. Baba. Efendim canım. Benim sana bir şey anlatmam lazım. Ben geçen gece sana yalan söyledim. Üstümü değiştireyim de biraz sahilde yürüyelim. Geç oldu aşkım. Yarın sabah erken kalkacağım. Ama benim uykum yok daha. Annen de hala yatmamış. Aa. Evine hoş geldin Nihat. Artık gerçekten babanın evi gibi rahat rahat dolaşabilirsin bu evde. Neler söylüyorsun sen? Gerçekten babasının evi. Anne kendine gel. Sarhoş musun? Baban boş konuşmamış. Gerçekten intikam almaya başladı benden. Ne oldu? Alacaklılarla tek tek konuşup borçlarımı satın almış. Bir tek ona borçluyum artık. Ay sonuna kadar bu borcu ödeyemeyeceğiz ya. Elimizde ne var ne yoksa artık onun sayılır. Hemen para bulmamız lazım. Ay, hemen ya, hemen. Sizin yüzünüzden bana da düşman oldu. Sizin yüzünüzden kaybedeceğim bu yalıyı da. Boş boş ne bakıyorsun? Bir şeyler düşün. Ben size borcumu ödedim Firdevs Hanım. Ailemi kaybetmek pahasına ödedim. Sizin önceki borçlarınız için benim yapabileceğim bir şey yok. Görüyorsun değil mi kocanım? Babanın böyle bir şey yaptığından haberin var mıydı? Hayır. Bir şeyler yapmamız lazım.
Babam devralmamış olsaydı da borcunuz ay sonuna kadar ödenecekti. Bunun için bir şey düşünmüştünüz herhalde. Avukatlar erteletmek için uğraşıyorlardı. Olmadı. Bu yalı gidecek elimizden Peyker. Borçlarımız ödenecekse gitsin anne, ne yapalım? Olmaz. Yenilmedim ben. Yenilmeyeceğim. Firdevs Yoroğlu bitti diyemeyecekler bana. Babanla konuşsan. Anlamıyorsun. Babamı hiç tanımıyorsun. Thank you.